Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı Yaşam dersine sağlık açısından beslenme konusuyla devam ediyoruz. Bu programda beslenmenin önemi, besin öğeleri ve gruplarıyla besin güvenliği konularına ele alacağız. Beslenme, fiziksel etkinlikler, büyüme, gelişme, üreme ve diğer yaşamsal işlevlerin tümünün yerine getirilebilmesi için çeşitli besinlerin tüketilmesidir. Beslenme ile vücudumuzun gereksinim duyduğu besin ögeleri ve enerjinin alınmasını sağlarız. Ekonomik, teknolojik ve sosyal nedenlerle beslenme düzenlerinde değişimler görülebilir. Günümüzde yaşadığımız bu kolay ve hızlı beslenmeye yöneliş obezite, diyabet, kalp hastalıkları, alerji ve kanser gibi hastalıkları da tetiklemiştir. Sağlıklı halin devamı ve ideal vücut ölçülerinin korunabilmesi için sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı edinilmesi önemlidir. Beslenmede yaş, cinsiyet, kişinin genetik ve fizyolojik durumu belirleyici rol oynar. Bedenin ideal ağırlığı korunurken ihtiyaç duyulan tüm besin öğelerinin de yeterli miktarda alınması gerekir. Beden sağlığının korunması ve vücut ağırlığının dengede tutulması için besinlerle alınan enerji ile harcan harcanan enerjinin eşit olması gerekir. Bu açıdan besinlerin içerdiği enerji miktarları ve harcadığımız enerji miktarını bilmemiz önem taşır. Bu sayede sağlıklı beslenme planları da hazırlanabilir. Bir bireyin vücut yapısının uygunluğunun belirlenmesinde genellikle beden kitle endeksi kullanılır. Bu beden kitle indeksi vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Vücudun gereksinim duyduğu enerji ve besin öğelerinin gereğinden az veya aşırı miktarda alınması sonucu yetersiz ve dengesiz beslenme durumu ortaya çıkar. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda ruh ve vücut sağlığının bozulması, büyüme ve gelişmede anormallikler görülebilir. Beslenme sonucu alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması durumunda ise vücutta depolanmış yağlar parçalanarak enerjiye dönüşür. Yetersiz enerji alımı uzun süre devam ettiğinde aşırı zayıflık durumu oluşur. Bu durumda hastalıklara karşı vücut direnci azalır ve çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkar. Saydığımız boyutları dikkate alıp sağlıklı bir yaşam sürdürmek için tükettiğimiz besin maddeleri kimi zaman sağlık problemlerini doğurabilir. Güvenli olmayan besinlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bu problemler besin kaynaklı hastalıklar olarak tanımlanır. Besin kaynaklı hastalıkların önlenmesiyle halk sağlığının korunmasının yanı sıra tedavi edici sağlık hizmeti harcamaları da azaltılmış olur. Besin kaynaklı bu hastalıkları önlemek için çiftlikten çatala her türlü tehlikeli etmeni ortadan kaldırmak gerekir. Burada ortaya çıkabilecek riskleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak üçe ayırabiliriz. Fiziksel tehlikeler, besinlerin içermiş olduğu her türlü yabancı maddenin oluşturduğu risklerdir. Besinlerle beraber yabancı maddelerin de bünyeye girebilecek olmasını buna örnek olarak verebiliriz. Kimyasal tehlikeler, besinlerle gelen toksinler, tarımsal ürünlerde kullanılan pestisitlerin kalıntıları, ağır metaller ve deterjan kalıntıları gibi maddelerin oluşturduğu risklerdir. Özellikle tahıllar, kuryemişler ve baharatlar gibi besinlerde mikotoksinler yaygın olarak bulunur. Örneğin, kurşun, kadmiyum ve civa gibi ağır metallerin bulaşmış olduğu besinleri tüketenlerde nörolojik problemler ve böbrek hasarları oluşur. Besin kaynaklı hastalıkların en yaygın nedeni biyolojik tehlikelerdir. Biyolojik tehlikeler besinlere bulaşmış bakteriler, parazitler, küfler, virüsler ve priyonlardan kaynaklanır. Hastalıklara sebep olan organizma ve maddelere ise patojen ismi verilir. Besin öğelerini su, makro besin öğeleri ve mikro besin öğeleri olarak sınıflandırabiliriz. Makro besin öğeleri vücudun enerji ihtiyacını sağlama, büyüme ve gelişme gibi işlevleri yerine getirir. Bu öğelerden biri de vücudun enerji kaynaklarının en önemlisi olan karbonhidratlardır. Karbonhidratların bir kısmı sağlıklı beslenme için gerekli bir grup olan besinsel liflerin içinde yer alır. Besinsel lifler kandaki kolesterol seviyesinin düşürülmesi ülmesi, glikozun bağırsaklardan emiliminin azaltılması ve bağırsak sağlığının korunması gibi etkiler gösterir. Karbonhidratların yetersiz tüketimi durumunda enerji gereksinimi tam olarak karşılanamaz. Dolayısıyla diğer enerji kaynakları olan protein ve yağların vücutta enerji amaçlı kullanımı söz konusu olur. Bu da protein ve yağların öncelikli işlevlerini yerine getirememesi ve vücutta üre fazlalığıyla sonuçlanır. Yağlar bazı hormonların ve hormon benzeri öğelerin yapımında, yağda çözülen vitaminlerin emiliminde, vücudun enerji gereksiniminin karşılanmasında, vücut ısısının ve iç organların korunmasında görev alır. Vücut yağ insanın başlıca enerji deposudur. Alınan enerji yetersiz kaldığında vücut bu depoyu kullanır. Alınan enerjinin fazla olması durumunda ise fazla enerji yağ olarak depolanır. Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılır. Doymuş yağ asitlerini içeren yağlar oda sıcaklığında genellikle katı formda bulunur. Doymuş yağ asiti kaynaklarına tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, krema ve kaymak gibi hayvansal kaynaklı yağlar örnek olarak verilebilir. Doymamış yağ asitleri ise tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılır. Oda sıcaklığında genellikle sıvı formda bulunurlar. Proteinler amino asitlerden oluşan büyük moleküllerdir. Hücre ve vücut dokularının başlıca yapısal bileşenlerini oluştururlar. Proteinler büyüme ve gelişme süreçlerinde hasarlı dokuların yenilenmesinde, sindirin enzimlerini üretmekte ve bazı hormonların yapımında kullanılır. Proteinlerin sentezinde kullanılan 9 amino asit vücutta üretilmez. Bu nedenle dışarıdan alınması gerekir. Vitaminler vücuttaki metabolik süreçlerin düzenlenmesinde yer alan ve çok az miktarda gereksinim duyulan organik maddelerdir. Vitaminlerin makro besin öğeleri gibi enerji e, kaynağı olmadığını söyleyebiliriz. Vücutta sentezlenmezler veya kısıtlı olarak sentezlenirler. Bu nedenle genellikle beslenme yoluyla alınmaları gerekir. İnsan vücudu 13 farklı vitamine gereksinim duyar. Bu vitaminler yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminlerdir. Mineraller vücudumuzun çeşitli dokularında yer alan ve birçok vücut işlevini düzenleyen inorganik maddelerdir. Vücudumuzun %4 ila %5'i minerallerden oluşur. Mineraller günlük gereksinin miktarına göre makro mineraller ve mikro mineraller olarak sınıflandırılır. Vücudumuz için en önemli minerallerden biri olan kalsiyum kemik ve dişlerin yapı taşını oluşturur. Bunun yanında kasların kasılması, sinirlerin çalışması, kanın pıhtılaşması ve kan basıncının ayarlanması gibi görevleri de vardır. Vücut kütlemizin büyük bir kısmını oluşturan su, yaşamsal işlevlerin yerine getirilmesinde çok büyük role sahiptir. Su, vücudumuzda tüm sistemlerin çalışması, vücut ısısının düzenlenmesi ve eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi önemli görevler üstlenir. Evet arkadaşlar, sağlıklı yaşam dersi kapsamında sağlık açısından beslenme konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, Hoşçakalın.